Evet kıymetli dostlar, hepiniz Kadıköy Sokak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en fazla hakkı yenen takımının taraftarı olduğunuz için sizleri de kutluyorum. Hepinizi kucaklıyorum sevgili arkadaşlar. İsak Vural hammar bir TFF ile gollerine devam ediyor. Hocam TFF onlarda mı TFF? Bugün son dakikalarda, dün son dakikalarda takımına galibiyet getiren golü atmış. Ceza sahasının dışından kütürük eriği gibi bir gol. Geçtiğimiz günlerde U18 milli takım kadrosuna çağrılmıştı. Tebrikler İsak Vural. Şimdi sevgili arkadaşlar, neresinden başlayacağımı bilmiyorum. İFAB top hücum oyuncusunun eline çarpıp birkaç pozisyon sonra gol oluyorsa VAR uyarmaz demiştim. Şimdi merak ediyorum, Fenerbahçe tartışmalı pozisyonlarına Bünyamin Gezer ne dedi yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar ben hayatımda çok mağlubiyet yaşayan teknik direktör gördüm. Sağa saldıran, sola saldıran, ne bileyim hakeme, zemine, Ahmet'e, Mehmet'e, İsmail'e, herkese çok sallayan teknik direktör gördüm. Ama doğru konuşan teknik direktör çok az gördüm mağlubiyetlerden sonra. Farklı mağlubiyetlerden sonra doğru konuşan çok az teknik direktör gördüm. Ben şimdi size bir yorum okuyacağım. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu. Şimdi İlhan Palut'a ben gerçekten saygı duyuyordum. Şu açıklamalardan sonra sevgi de duymaya başladım. Niye biliyor musunuz? İşini tam yapmak diye bir olay var. Yani işini tam yapmak dediğimiz olay böyle bir şey. Kimseye çamur atmadan, kimseye iftira atmadan sadece işini yapmak. Bakın kıymetli arkadaşlar, size de tuhaf gelecek eminim. Çünkü Türkiye ikliminde bunlar sıkıntılı. Neyse ben okuyayım da Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında ağır bir yenilgi aldı 5-0'lık ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Ülkerstan'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında. Fenerbahçe'nin bugün oyununu daha üst noktalara taşıdığını anlatan Palut, sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. İlk yarının başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve kötü bir görüntü oldu. Bu maçtan dersler bile almamız gerekiyor. Bu maçı unutmamamız gerekiyor. Almamamız gerekiyor. Yani bu maçtan ders bile almayacağız. Bu maçı direkt unutacağız diyor. Pardon. Bu genç takımın yeniden özgüvenini kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Maçtan önce ben size ne vurgusu yaptım? Genç takım vurgusu yaptım. Bak bu Çaykur Rizespor tamam şu an hazırlık evresinde. Şu an larva döneminde. Şu anda hani kozanın içerisinde. Kozadan çıktığı zaman bu kelebek çok şeyi sokar. Benden söylemesi. Futbolcularımızı mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok iyiydi. Onları tebrik ediyorum diyor. Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı. Fenerbahçe'ye karşı gelememek aslında maç öncesinde bildiğimiz şeyler. Fenerbahçe için sadece kadro kalitesi dersek basite indirgememek olur. Hani emeği görmezden gelmek olur. Bu kaliteyi istek, coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Bunun çözümü yok mu? Bu kadar karşılıksız mı kalmalıydık dersek elbette hayır. Ayağımıza gelen topları çabuk kaybettik. Dakika dakika özgüvenimizi yitirdik diyor. Şimdi Fenerbahçe maçı kaybetmiş. Ama herkeste bir hakem şeyi var. Mesela Dusan Tadić ceza alacağım bir şey söylemek istemiyorum. Ama kesinlikle bize karşı olan birileri var. Bu seviyede böyle olmamalı. Üzgün hissediyorum. Herkes aynada kendine baksın diyor. Aynı şekilde Fenerbahçe farklı kazanacağı bir maçta çok daha farklı kazanacağı bir maçta 3 tane %100'lük penaltısı verilmediyse, bir golü 5 dakika incelenip iptal edildiyse, üstelik İFAB kurallarına aykırı olarak hem orta hakem hem VAR hakemleri asla Süper Lig seviyesinde değildir. Buradan da ekmek yememelidir. Serdar Alçelikler oynamaya gerek yok. Şampiyon yapılmayacak takım belli. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu İban gönder de parası neyse verelim bizi sal artık demiş. Yani Ahmet İbanoğlu'nun satlık bir insan olduğunu söylemiş. Herhalde ben o manayı anladım yani. Parasıyla satıldığını mı söylemiş? İban gönder atalım diyor. Yine aynı şekilde Serdar Alçelikler yıllardır söylüyorum. Fenerbahçe yıllardır dayak yediği bu sistemi taşımasın. Bu sistemi yıksın. Ligden çekilinmiyorsa da Avrupa'dan bir takım alıp Fenerbahçe adıyla mücadele etsin. Bu ligde de düşmemeye oynasın yeter. Bakalım playoff falan kurtarıyor mu demiş. Fenerbahçe playoff değil bilmem ne af desin diyor. Bu sistemi ben söyledim mi? Bu öneriyi ben yaptım mı? Bu önerinin patenti bana mı ait? Bana ait. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? olay bitmiştir. Yani olay bitmiştir. Çünkü bu sistemin patenti bana ait. Ben söyledim. Al dedim. Mesela Hull City çok zor değil. Çok zor değil. Gerçekten bak, Hull City'yi al. Git abi Fenerbahçe adına Hull City'den yoluna devam et. Ne olacak? Olmaz diye bir şey yok. Olur. Şimdi bütün bunlar konuşulurken Ümit Özat, hakem mükemmel bir maç yönetiyor. Szymanski'nin pozisyonda penaltı falan yok. Fenerbahçe golünün iptal kararı doğru demiş. Şimdi Ümit Özat'ı takip ediyorsanız zaten beni takip etmeyin. Onu da söyleyeyim. Hani Ümit Özat'ı takip ediyorsanız Hakan Şükür'ü falan takip edin. Arif Erdem'in YouTube kanalı var mı bilmiyorum ama onları falan takip edin. Ne bileyim işte eski Fethullah Gülen videolarını falan izleyin. Yine Serdar Açelikler, 2 gündür üst üste maç izliyoruz. Bu 2 günde üst üste Süper Lig'i izleyen herhangi bir Alman, herhangi bir İngiliz bu ligi izlemez. Yalandan yere yüzünü tutanlara karşı sarı kart verir. Giresun maçında Fenerli João Pedro'nun atılmasına sebep olan hareketi Kerem Demirbay yapınca kart verme. Niye? Kaşar Volkan çünkü. O. Maç Ankara'da olsa verir. Rams Park'ta yemiyor demiş. Hocam Serdar Çelikler de doğru söylemeye başladı. Sen bayağı konuşuyorsun. Arkadaşlar ben yani karşımdaki kişi Erden Timur bile olsa doğru söylediği zaman paylaşır, aktarırım. Sıkıntı değil. Ama bugüne kadar yapılanlar, bugüne kadar yapılanlar. Şimdi bak, İsmail Kartal bir şeyin emeğini veriyor. Beni hakemle ilgili konuşmak zorunda bırakmasınlar derken ciddi bir tehdit etmiyor. Metin Sipahioğlu. Sevgili Metin Sipahioğlu diyor ki son 20-30 sezonda gördüğümüz en dominant kadro ve oyunlardan birine sahibiz. Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru. En dominant oyunlardan birine sahibiz. Ama TFF, MHK ve hakem yaklaşımları da aynı oranda bize karşı vitesi arttırmış durumda. Bu noktada atılacak 2 adım var. 1. İçeride biz takım, hoca, taraftar, yönetim arasındaki tüm bağları kuvvetlendireceğiz. Birbirimize iyi günde ama çok daha önemlisi kötü günde sımsıkı sarılacağız. Tüm mücadeleleri tüm sezon omuz omuza yapıp asla kırılmayacağız. Çünkü ana amaç bizi kırmak. Yani 1. Kenetleneceğiz diyor. 2. Başkanımız ve yönetimimiz bu yaklaşımı sahaya yansıtan yönetimlere karşı doğru buldukları anlarda doğru buldukları adımlar atacaklar. Bugün Selahattin Maki güzel konuştu. Bu hafta başkanımız tahmin ediyorum daha da farklı konuşacak. Bu açıklamalardan sonra her platformda bu açıklamaları sahipleneceğiz. Etkilerini artırmak için üzerimize düşenleri yapacağız demiş. Özetle takımımız çok iyi ama Fenerbahçe'ye kolay zaferler hiçbir zaman verilmedi, verilmeyecek. Ve ya hep beraber söke söke alacağız ya hep beraber söke söke alacağız. Başka yol ve son yok demiş. Şimdi 7 maç sonunda her Galatasaray maçında Galatasaray lehine hataları, kararları konuşuyoruz. 7 maç sonunda her Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe aleyhine yapılan hataları konuşuyoruz. Sezonun özeti bu. Bakın Fenerbahçe'nin oynadığı oyunda inanılmaz şeyler var. İnanılmaz şeyler var. Ancak MHK Başkanı İbanoğlu'nun fanatik Galatasaraylı olduğu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin fanatik Galatasaraylı olduğu bir organizasyonda siz bir tarafınızda yırtsanız size bir şey vermezler. Sadece çırpınıp didinip durursunuz. Arkadaşlar benim kulağıma gelen bir bilgi var. Ali Koç Fenerbahçe adına UEFA'ya resmi başvuru yaptı şeklinde. Arkadaşlar böyle bir başvuruyu zaten yapabilirdi. Ancak bu başvurunun yapıldığına dair sosyal medyada sizin de takip ettiğiniz kişi ya da kişiler de bu bilgileri vermiştir. Ya da bugün medyaya düşecektir. Anlatabiliyor muyum? Gilerme Konya Spor'la bazen futbol oynamak yeterli olmayabiliyor. Röportajımı burada durdurmak istiyorum. Şu an kızgınım demiş. Arkadaşlar bir olay daha var. Konya Spor 0, Beşiktaş 2. Beşiktaş 2-0 kazandı kazanmasına. Tartışılan birçok pozisyon var. Mesela Konya Spor'un penaltı beklediği pozisyon var. El açık, şiddeti olmayan bir pozisyon. Penaltı verilebilir. Devamında Konya Sporlu oyuncu kırmızı kart diyor. Bir pozisyon içinde Ardından yani daha farklı şeyler var ama ben şunu da hatırlatayım. Sosyal medyada çalkalanan bir görüntü bu. Yani Beşiktaş 2-0 yenmesine. Raşida sarı kart, Amorti sarı kart. Uğur Yazgılı kendi kalesine. Oğulcan Ülgün. Çift sarı karttan atılan Oğulcan Ülgün. Tüylerim diken diken oldu. Tebrikler Beşiktaş yazdığı şey var. Şimdi bunu mesela Beşiktaş'ın Avrupa maçı içinde söylemiş olabilir futbolcu. Başka bir şey içinde söylemiş olabilir futbolcu. Gerçekten Beşiktaş'ta da olmuş olabilir futbolcu. Ama bir pozisyon içerisinde çift sarı karttan kırmızı yemek düşündürücü. Düşündürücü. Ya yapmayın, etmeyin arkadaş. İnsanlara niye şey yapıyorsunuz ya? Yani insanlara niye bunu yapıyorsunuz? Abi şu anda insanların kafası 1 milyon durumda. Gerçekten 1 milyon durumda. Ve şunlar enteresan. Bakın biz futbol konuşalım. Gerçekten futbol konuşalım. Yani futbolu iyice konuşalım ama. Yani çirkef şekilde değil. Mesela ben Süper Lig puan tablosunu önüme açayım. Buradan konuşalım. Kitabın ortasından değil. Kitabın direkt içinden konuşalım. Şimdi neresinden başlayayım bilmiyorum ama şuradan başlayayım. Öncelikle hakem böyle olmasaydı. Ben diyorum ki hakemler böyle olmasaydı. Mesela Szymanski'nin penaltı beklediği pozisyon verilmesine. Hadi verilmedi diyelim. Osayi'nin elde dedikleri pozisyonu verselerdi. Fenerbahçe 2-0 öne geçseydi. Penaltı beklediğimiz pozisyonda verse, hatta Szymanski'nin de verseydi 3-0. Ben diyorum ki maç en iyi ihtimal 5-0 biterdi yine. 4'ü atmaya zorlanırdık. Hatta belki 3-1 falan biterdi. Çaykur Rize üstümüze gelsin diye biraz boşlardık. Yani bu kadar hırs yapmazdık diyorum. Öncelikle katılıyor musunuz? İkincisi, ulan Mert Hakan Yandaş asist yapmış ya. Joshua King gol attı, bir tane gol. Mert Hakan asist yaptı. İrfan Can Kahveci bir asist, bir gol. Tadić bir asist, bir gol. Ya double double yapmışlar arkadaşlar. Futbolda double olsun. Bir gol, bir asist. Bak İrfan Can Kahveci ve Tadić double double yapmış. Birer gol, birer asist. Szymanski sadece gol. Yakıştıramadık. Dzeko sadece gol. Yakıştıramadık. Joshua King sadece gol. Pis adamlar sizin. Fenerbahçe'nin ileri uçtaki kareasının performansı. Hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm. Sevgili Sercan Hamzoğlu da bunu metine bulamış. Sebastian Szymanski 8 gol 4 asist. Ama kesinlikle Sebastian Szymanski skorer bir oyuncu değil. İrfan Can Kahveci 7 gol 5 asist. Yani Szymanski 12, İrfan Can 12, Dzeko 12, Tadić 8. Edin Dzeko 7 gol 5 asist, Tadić 5 gol 3 asist. Yanlış duymadınız arkadaşlar. 14 maçlık serisinde 42 gol atıp sadece 6 gol yiyen bir Fenerbahçe. Szymanski, İrfan Can, Dzeko, Tadić. Toplam 44 gol atmış. Yani 44 gollük katkıda bulunmuş. 4 isim. Ortalama 11 gollük katkı. 14 maçtan. Ey maşallah. Yağız Sabuncuoğlu Napoli ve Fiorentina Szymanski'yi takip ediyor. Bugün de maçı yerinde izlediler diye biliyorum diyor. Bunu ben duyum olarak söyledim size. Ama Fiorentina'yı bilmiyordum açıkçası. Ben sadece Napoli'yi biliyordum. Onu da söyleyeyim. Yani Szymanski'yi bize koklatmazlar. Rıdvan Dilmen. İrfan Can maçın yıldızı. Stoperler yay gibi. Tadić müthiş. Ferdi muazzam. Edin Dzeko tam bir lider. Şimdi Edin Dzeko konusunda arkadaşlar bakın ön yargılısınız. Hatta arka yargılısınız. Hocam Dzeko çok kaçırıyor ya. Her pozisyonu ben atayım diyor. Evet, bunu ben de eleştiriyorum. Kabul. Ancak bu adamın da özelliği bu. Ya halı sahadaki Mustafa Hoca gibi düşünün. Bak kanalda benim mesela halı saha videolarım var. İzlediğiniz zaman diyorsunuz ki hocam amma goller atmışsın, ne güzel goller atmışsın falan. Ben o maçlarda kaç kişiyle tartışıyorum biliyor musunuz? Abi diyor her gördüğün yerden sen de şut vuruyorsun diyor. Ben de şunu diyorum, sen de vur, sen de şey yap. Hani sen de böyle kodun muydu oturttur. Sen de çek diyorum. Ya bırak abi Allah'ını seversen diyor. Şimdi bak izleyin o videoları. Ben kendimi övmemek için söylemiyorum. O videoları izleyin. Anladınız mı? O videolarda izledikten sonra şunu dersiniz. Hocam sen de hakikaten yani mesafe tanımaksızın vuruyormuşsun dersiniz. Abi vurabiliyorsan sen de vuracaksın. Hani bir atasözü var ya, tırnağın varsa başını kaşı diye. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın. Şimdi Dzeko da böyle. Ya yetenekli adam. Bulduğu yerden kodumu oturtmak istiyor. Yani adam meziyetleri bu adamın. Bu adam lider ruhlu adam. Tadić yorulsa da ben oynayacağım da oynayacağım diyor. Benim değil mi oynayacağım diyor mesela. Ya bu adamın meziyetleri bu. Anladınız mı? O yüzden eleştirmek yerine anlamaya çalışalım. Şimdi diğer bir olay. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı İsmail Yüksek muazzam oynuyor demiş. İsmail dürtmediği zaman, çabuk oynadığı zaman ne kadar iyi oyuncu olduğunu gösteriyor değil mi arkadaşlar? Dürtme lan İsmail. Ulan İsmail. Yalan İsmail. Dürtme İsmail. Dürtmediğin zaman kralsın. Paşasın. Dürtmeden kastettiğim şey şu. Topu alıyor bekliyor. Adam geliyor. Bir tane dokunuyor şöyle topa pas yönü için. Lan hemen oynasana vicdansız. Hemen oyna Premier Lig'e satalım seni 35 milyon euroya. Şimdi Fenerbahçe müthiş oynuyor. Fakat sevgili Çetin Kuzu. Çetin Kuzu buradaysan eğer izliyorsan sana selamlarımı iletiyorum. Transfer merkeziydi sanırım Twitter'da. Arada sırada da faydalanıyorum kanalınızdan. Müthiş bir şeyi var. Öngörüsü var. Müthiş bir düşüncesi var. Maç oynanırken diyor bunu. Fenerbahçe müthiş oynuyor. Topu geri kazanma süresi 6-7 saniye şu ana kadar diyor. Ya da 6,7 saniye şu ana kadar. Ligin çok üstünde. Bu sekanstan sadece bir gol çıkaramış olmaları şanssızlık onlar adına. Ya Fenerbahçe azlıyor. Coşuyor. Parçalıyor. Yiyor. Kemiriyor. Isırıyor. Yakıyor. Yıkıyor ya. Ya yakıyor yıkıyor. Düşünün bak. 2 maçta 10 sarı kart yedi Fenerbahçe. Bugün sarı kart yemeyeyim diye uğraşıyor. Yani hiç sarı kart yemeyeyim diye uğraştı Fenerbahçe. Hiç sarı kart yemeden sarı yemeden maçı bitirdik. Benim notlarımda yok çünkü. Düşünün bak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor ceza sahasında 61 kez topla buluşmuş. Hoca, ne oluyor lan? Hocam hamsi mevsimi. Ne oluyor oğlum? Aha 61 kez. Hamsi bizim burada ucuz. Geçen aldım 50 TL falan. Ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değişiyor herhalde. Yani burada 50 TL'ydi kilosu. Sizin orada ne kadar? Neyse işin şakasını bir tarafa bırakalım. Fenerbahçe Çaykur Rize maçında 61 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş Opta'nın bu alanda detaylı analize başladı. 2014-15 sezonuna bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım olmuş. Sebastian Szymanski söyle ona Sebastian ağzımı açtırmasın. Kalbini kırdırmasın akşam. Şimdi Szymanski skor katkısı olmayan bir çöp. Yani mesela 874 dakika oynamış. Yani yaklaşık 10 maç oynamış. 8 gol 4 asist. Ben de yaparım 8 gol 4 asisti. Değil mi? Yani hepimiz 8 gol 4 asist yapabiliriz herhalde. Yapamaz mıyız? Ha, sadece çöpler yapabilir. Anladım. Yani 8 gol 4 asisti sadece çöpler yapabilir. Haklısınız. Onu da Szymanski gibi bir çöp yapabilirdi. Doğru. Yani doğru söylüyorsunuz. Sonra biz de yıldız mıldız diyor. Neresi yıldız ya? İşin şakası bir taraf ama 8 gol 4 asist. Ya maşallah diyorum sadece. Önder Özen. Livakovic size ne veriyor? Ne demek bize ne veriyor? Bu nasıl bir soru ya? Bu nasıl alaksızlık bir soru ya? Ben bir de Livakovic konusunda şunu söyleyeyim. Aldığın para helal mi Livakovic? Sağ kalede yatıyorsun. Hiçbir şey yaptığın yok. Şimdi benim dediğime geldiniz mi? Ben diyordum ki bak yabancı kuralı Livakovic alınmazsa Altay'la devam eder. Zaten bu kadro Altay'a top mop gelmez. Falan diyordum ama sizin dediğiniz de oldu. 3 Türk'ü de bir şekilde oynatıyoruz. Hani altının alınmadı da bir yerde hayırlısı oldu. Şimdi İsmail'i oynatmadığın tandemde Osayi'yi mi keseceksin? Kim? Bu Mert kestirebilir o ayrı mesele ama Tadiç'i mi keseceksin? Szymanski'yi mi keseceksin? Kimi keseceksin? Fred'i mi keseceksin mesela? İrfan'ı oynatayım 8. O tam oynamasını oynar da. Kimi keseceksin? Bekao'yu, Ciko'yu. Abi bak bir şeylerin mantığını iyi düşünmek lazım. Bugün yabancı kural serbest kalsa Galatasaray'ın işine gelir diyorsunuz değil mi? Nah Galatasaray'ın işine gelir. En çok Fenerbahçe'nin işine gelir. En çok Fenerbahçe'nin işine gelir. Rahat rahat. Abi Cengiz Mengiz. Kütürük eri gibi bir 6 numara alır. Sağda zaten İrfan Cengiz Mengiz oynar. Ferdi oynarsa oynar. Oynaması Osterbo. Maşallah Osterbo de coşmuş. Ferdi coşmuş. O sahi coşmuş. Mert Müldür oyuna giriyor. Deli fişek gibi. Ulan yani İsmail Kartal olmak da zor. Bunu ayarlamak çok zor. Önder Özen. Livakovic size ne veriyor? Güven veriyor. Peki Osayi ne veriyor? Nasıl sorular ya? Tabii Önder Özen bu nasıl sorular böyle? İş nereye gidiyor tam olarak? Neye ulaşmaya çalışıyor? Kaç şeylik bir şey? Enerji veriyor. Ha, Osayi enerji veriyor. Eğlendiriyor beni bak. Aman Osayi dikkat et. Mergin araştırılmasın. Ferdi ne veriyor? Enerji veriyor. Bekka ile Ciku ne veriyor? Yarım kilo buğday veriyor. Ne verecek lan? Rakiplerine korku veriyor diyor, demiş. Peki Fred ne veriyor? Acayip bir enerji. Adam durmuyor. Yalnız Önder Hocam, bu konuşmanın devamı sıkıntılı bir odada bitmiyor değil mi? Szymanski ne veriyor? Ne istiyorsanız onu veriyor. Yapma. Yapma, yanarız. Enerji mi diyor? Acayip bir enerjisi var. Her yerde görüyorum. Tadić ne veriyor? Acayip bir akıl veriyor. Dzeko'yu söylemeye gerek yok. İrfan da hayatının en verimli sezonunu veriyor Fenerbahçe'ye, demiş. Oh. Şükür kazasız belasız atlattık. Şimdi Fenerbahçe size ne veriyor? Arkadaşlar puan tablosu bu şekilde. 21 puanlı liderin herkes karşısında, hakemler karşısında, rakipler karşısında en iyi oyunlarını bu takıma karşı oynuyorlar. Hepsi aslan kesiliyor. Hepsi elinden geleni yapıyor. Ayrıca bu takımın kazandığı şu ana kadar 7 maçlık periyotta 8 tane %100'lük penaltısı verilmedi bu takımın. 2 tane tertemiz golü sayılmadı bu takımın. Yani 7 maçlık periyotta. Bakın 2 tane golünü say etti sana 20. 8 penaltı diyorum. Hadi ben abartayım, 4 penaltı olsun. Bunlardan da 3'ü de golle sonuçlansın. 23 gol. Hani ulaşmak istediğime ulaşayım diye söylüyorum. 7'ye goller. Şu bu falan ve 3 tane gol yemiş. Bakın ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımı konumunda. Artı 15 averaj. Aynı zamanda ikinci sıradaki Galatasaray ittiriliyor, kaktırılıyor. Rakipler en iyi futbolcuları birdenbire sakatlanıyor. Kadro dışı kalıyor. Daha doğrusu sonunda açıklıyorlar. Diyorlar ki biz bu maçı önemsemiyoruz. Bu maç zaten yenilmeye geldik. Fark yemeye geldik. Bundan sonraki maç için aslan kesileceğiz falan diyor. Hakemler rakiplerin hak ettiği penaltıyı vermiyor. Bu Galatasaraylı oyuncuların yemesi gereken sarıları vermiyor. Kendini yere atmaya sarı kart vermiyor falan filan. Yine de buna rağmen buradalar. Adana Demirspor 14 puanda, 1 mağlubiyet ama Fenerbahçe ile puan farkı 7. Yani ben Galatasaray'ı saymıyorum. Çünkü sistem Galatasaray'ı iteklediği için bunların puan durumunu saymıyorum. 4. sıradaki Beşiktaş 13 puanda ancak 7 maç itibariyle 3 puan kaybı yaşamış durumdalar. Ama Beşiktaş papatya falı gibi bir maç iyi bir maç kötü. İnanın Kayserispor'u yendiler. Ben Beşiktaş iyiydi, iyi oynadı da yendi diyemem. Şimdi Sivas'ı yendiler, Konya'yı yendiler, iyiydi, iyi oynadı diyemem. Sivas'ı zaten hep yeniyorlar. Sanki Sivas ayarlamış gibi her maç yeniliyor. Beşiktaş taraftarı da iyiydi, iyi değildi diyemiyor. Oynadıkları oyuna güvenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Tamam Şenol Güneş tecrübeli diyorsunuz ama Beşiktaş'ın içinde kopan fırtınalar ayrı bir düzeyde. Trabzonspor 7 maçta 12 puanda ancak Trabzonspor şimdi hakeme iyice sarmaya başlamış durumda. Hani hakemle uğraşmaya başlamış durumda. Normal bir durumda değil Trabzonspor. Yani 15 gol atıp 10 gol yemek normal bir şey değil. 7. maçta itibariyle. 6. Kasımpaşa 12 puanda. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin sıradaki maçı kimle biliyor musunuz? Kasımpaşa'yla. 8 Ekim Pazar saat 19'da Kasımpaşa'yla Fenerbahçe'mizin sıradaki maçı. Antalya Spor'da Galatasaray'la cumartesi günü. İnşallah yatmazlar. İnşallah bize oynadıkları gibi aslan kesilir Antalya Spor. Yani inşallah delikanlı kesilirler, aslan kesilirler. Zannediyor musun hocam? Zannetmiyorum. Ama İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bir moral bulmuşlardır. Yani bir zahmet onlar da oynayıp kazansınlar. Neyse Antalya Spor kısmını konuşuruz. Ben burada şuna hızlıca değinmek istiyorum. Bakın Kasımpaşa 12 puanda. Yani bir mağlubiyetleri var. İnşallah 2 olacak pazar günüyle birlikte. Hatay 7 maçta namağlup. İlginç bak, değişik bir sezon. Rizespor 11 puanda kalmış. Yediği gol sayısı 11 arkadaşlar. Fenerbahçe maçını çıkın. 6 maçta 6 gol. Fenerbahçe maçı ben aslında 6-0 skoru olacak diye düşünmüştüm. Hep de 6-0 ile ilgili istatistik yapmıştım. Şimdi düşünün arkadaşlar. Bu takım 6 maçta sadece bir mağlubiyet almış. Ben namağlup demişim. Kusura bakmayın. Kayserispor 6 maçta 9 puanda. Hani Anadolu takımının tipik performansı diyeyim size. Şimdi ligin altı daha da heyecan verici durumda. Antalyaspor 7 maçta 9 puan. Onlar da mağlubiyetlerinin birini bizden almışlardı. İnşallah Galatasaray'ı yenerler. Galibiyet sayısını 3'e çıkarlar inşallah. 12 puana yükselirler. Konya Spor bakın 7 maç 9 puanda kaldılar. Yenebilecekleri takım Beşiktaş'ta ama gittiler. Sivas 7. Bakın şimdi. 7 maçta 7 puan ve altındaki takımlara bakın. Sivas, Alanya, Ankara Gücü, Karagümrük, Gaziantep, Pendik, Başakşehir, İstanbul. Bir de sonda bir takım daha var. Samsun. Şimdi tuhaf bir şey söyleyeyim. Samsun'la Fener'de Galatasaray'da oynadı. İstanbul'la Fener oynamadı. En alttaki takımlardan birine. Başakşehir'le ikisi de oynadı. Gaziantep'le ikisi de oynadı. Gaziantep Fener'e aslan kesildi. Galatasaray'a yattı. Yani o kadar aslan kesilmedi. Ankara Gücü'yle ikisi de oynadı. Fener'e aslan kesildi. Ankara Gücü Galatasaray'a karşı biz bu maçtan sonra alamayacağız dedi. Alanya'yı Fener'e deplasmanda mahvetmeyi başardı. Yani bilginiz olsun. Hep Fenerbahçe'nin oynadığı takımlar şöyle alt böyle alt. 10. sıradaki takımı da Fenerbahçe evinde yendi yenmesine ama bu Buvaç mıydı neydi o bir tane forvetleri var. O eleman az kalsın ettirik yapacaktı. Dediğim gibi ligin en çok gol atan takımıyız. Bakın Pendik, Başakşehir, İstanbul, Samsun. Başakşehir ve Samsun'la maçımızı yaptık. Samsun deplasmanında yaptık çünkü ikinci devre böyle giderse kümede kalıp kalmama mücadelesi var ya, o olaylar çok sıkıntı. Çok sıkıntı o olaylar. O olaylarda yani her şey çıkabilir. Ankara Gücü'yle deplasmanda yaptık. Bu da bir avantaj. Alanya ile deplasmanda yaptık. Bu da bir avantaj. Hani İstanbul, Başakşehir, Pendik bunları çok saymıyorum. Bunlar hani İstanbul içindeki takımlar. Ama Gaziantep deplasmanına gideceğiz. Yani yine aynı şekilde Karagümrük de İstanbul içinde. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe fikstürde iyi bir konum elde etmiş durumda. İyi gidiyoruz. Engellemeye çalışan çok fazla dahili ve harici düşmanlarımız var. Bunlara kulak asmamamız lazım. UEFA'ya şikayetten bir şey çıkar mı hocam? Arkadaşlar hani hiçbir şey çıkmasa bile gözümüz üzerinizde denilse dahi yeter. Bir de Ali Koç'un UEFA'daki görevi de malum. Yani bunu da kullanması da lazım. Bunu kullanmıyorsan boşuna ben Ali Koç'um deme. Ben İsmet'im, Ahmet'im, Mehmet'im de. Çünkü ha Mustafa Hoca'nın ekran başında yaptığı ha senin yaptığın olur. O yüzden de Ali Koç'a ciddi iş düşüyor. Bakalım neler olacak. Canının istediğinin şampiyon yapıldı. Canının istediğinin ikinci, üçüncü yapıldı bu ligde. İnşallah adalet yerini bulur. Zaten adalet yerini bulursa Fenerbahçe bu oyununu sürdürmeyi başarırsa 14. 15. lig maçları bittiği zaman şampi falan konuşmaya başlayacağız. Hep birlikte şampiyi değerlendireceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun. 52.300 olmak üzereydik ama videoyu kapatmak zorundayım. Çok uzun oldu. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Görüşmek üzere. Soru, görüş ve önerilerinizi videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Rakibimiz ya da size kötü konuşan herkese ağzınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki kimseye prim vermeyin. Yani şurada bizi kimsenin diline düşürmeyin arkadaşlar. Anladınız mı? Bizi kimsenin diline düşürmeyin. Ben bunu rica ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.